Merhaba arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında orijinden geçen doğru grafikleriyle dersimize devam ediyoruz. Evet gençler. Konumuza başlamadan önce sevgili arkadaşlar sizlerden küçük bir ricam var. Kurt Akademi YouTube kanalımıza abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler nedir bu orijinden geçen doğru grafikleri? Öncelikle bilgi kısmını okuyalım. E, sevgili gençler A0'dan farklı bir reel sayı olmak üzere Y eşittir AX şeklinde verilen doğruların grafikleri orijinden geçer. Gençler i̇şte bu Y eşittir AX'i şurada bir açalım. Y eşittir AX dediğimiz veya bazı kitaplarda gençler Y eşittir MX şeklinde gösterilir. Burada gençler buradaki a v, m bir sayı yani burada örneğin y eşittir 2x gibi y eşittir eksi 3x gibi bir sayı olacak gençler. Bu doğrular gençler dikkat edersek y'si var x var ama sabit terim yok gençler. Sabit terimi olmayan evet, sabit terimi yok diyelim. Evet, x var y var sabit terim yoksa sevgili gençler bunlar orijinden geçer diyeceğiz. Orijinden geçen doğrular hem x hem y eksenini gençler aynı anda tek bir noktada keser diyoruz. Bu da gençler orijindir. Yani 0 0 noktasıdır. Evet. Şöyle etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen doğruların grafiklerini koordinat sisteminde gösteriniz diyor. Gençler i̇şte y eşittir 3 x'te. Bakın x yerine 0 vermemiz gerekiyor. Şöyle gösterelim. Eğer yani x yerine 0 yazarsam y eşittir 3 çarpı 0'dan Gördüğünüz gibi y'nin değeri 0 eşittir. Yani i̇lk noktamız gençler 0,0 noktası yani orijinden geçiyor. Daha sonra gençler x yerine 1 vermemizi istemiş. y eşittir 3 x de gençler x yerine 1 verirsem 3 çarpı 1'den gördüğünüz gibi y'nin değeri bu sefer de 3 olacak. Yani x1 3 noktası, x 1'den x 1 ile 3'ün noktası x'in kesiştiği yer 1,3 noktasından geçeceğiz. Bir de eksi 1 verirsek 3 çarpı eksi 1'den y'nin değerinin eksi 3 olduğunu görüyoruz. Yani x eksi 1 ile eksi 3'ün kesişim noktasından geçecek. Pardon şuraya sadece eksi 3 yazıyorum. Ve geçecek noktada eksi 1 virgül eksi 3'tür. O halde orijini gösterdim. x 1 iken y 3 işte bakın burası 1. Burası 3 olsun. Yani bu ikisinin kesiştiği nokta burası. x eksi 1 iken y'nin eksi 3 olduğu yerde burası olsun. İkisinin kesim noktası da burası gençler. Şöyle doğrumuzu alalım. Ve buradan geçecek şekilde doğrumuzu çizelim gençler. Evet, gördüğünüz gibi gençler şöyle nokta nokta de gösterebiliriz. Doğrumuz gençler orijinden ve 1,3 bir de eksi 1, 1,3 noktalarından geçmiş oldu. Evet devam ediyorum. Evet, i̇kinci doğru grafiğinde sevgili gençler y eşittir eksi 2 x Burada x yerine 0 yazarsak y eşittir eksi 2 çarpı 0'dan y'nin değeri 0 yapar. Yani ilk noktamız yine gördüğünüz gibi orijin olacak. Zaten sabit terim yoksa orijinden geçer demiştik. E daha sonra x yerine 1 yazacağım. y eşittir eksi 2 çarpı direkt x yerine 1 yazalım. Gördüğünüz gibi y eksi 2'den geçer. Yani 1 virgül eksi 2'den geçiyor. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 1'den bu sefer de y gençler 2 olacak. Yani eksi 1 virgül 2'den geçecek. Evet, yani X 1 iken gençler y eksi 2 X 1 y'nin eksi 2 olduğu nokta burası. İkisinin kesişim yeri burası gençler. Noktamız bu. E, X eksi 1 iken D'de iki gençler. Bunun ikisinin kesişimi yeri de buradaki noktamız. Evet, bu belirlediğimiz noktaları sevgili gençler şöyle farklı bir kalemle evet, doğrumuzu buradan geçirecek şekilde çizelim. Evet, bu doğrunun gençler ismini de hemen şöyle kenarına yazıyoruz. G eşittir eksi 2x doğrusu olur diyoruz. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. 5y eşittir 3x gençler. Bu sefer doğrumuz 5y eşittir 3x. Burada x yerine 0 yazarsam 5y eşittir 3 çarpı 0. Buradan gençler 5y 0 eşitse gördüğünüz gibi y değer iki tarafı 5'e bölersek 0'dır. x yerine 5 ver demiş gençler. x yerine 5 verirsem 5y eşittir 3 çarpı 5 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem 5'ler birbirini götürür ve y'nin değeri 3 olur. x 5'ken y 3'ten geçiyor. x 5'e 3'ten geçeceğiz. x yerine eksi 5 verirsek 5 Eş y eşittir eksi 3 e, çarpı eksi 5 diye yazalım. Her iki tarafı 5'e bölersem eksi 5'e böldüm gençler. 5'e eksi 1 kaldı. Buradan y'nin değeri eksi 1 oldu. O halde 0 sıfır 0'dan geçiyoruz. 5,3'ten geçiyor. Bir de gerçi eksi 5 virgül eksi 1'den geçiyor. Eksi 5 virgül evet eksi 3'ten geçiyor. Gerçi özür dilerim. Şurayı yanlış yaptık. Eksi 3 olacak. Ve düzenleyelim. 3 ile eksi 1'i çarparsak eksi 3'ten geçiyor. Şurayı da düzenleyeyim. Bakmayın gel. 5 virgül eksi 3 oldu. Eksi 5 virgül, eksi 3. Evet. O halde 0 0 gösterecek olursam bunları da şöyle parantez içine almak da gerekiyor gençler. 0 0 gösterdim. E, Y3, X 5 ken Y 3. X'in 5 olduğu yer. Y'nin gençler yaklaşık olarak 3 olduğu yer. X'in kesişim noktası. Buradaki noktamız. Daha sonra X'in eksi 5 olduğu yer y'nin de eksi 3 olduğu yer bunu da yine kesişim noktası bu noktamız Böyle doğrumuzu alalım buradan noktaların geçecek şekilde evet doğrumuzu çizelim gençler bu doğrumuzda 5y eşittir 3x doğrusu olur diyelim. Bir sonraki etkinimize geçelim. Aşağıda denklem verilen doğrulardan grafiği orijinden geçenler tik ile belirleyiniz. Gerçekten orijinden geçmesi için x'i olacak, y'si olacak ama sabit terim olmayacak gençler. Sabit terim olmamalı. Hadi baktığımız zaman bakın 5 x var, y var, sabit terim yok. Evet bu orijinden geçer. x var, y var gerçekten sabit terim olduğu için orijinden geçmez x var gençler y var sabit terim yok orijinden geçer. x var y var sabit terim yok yine orijinden geçer diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız dedim. Yukarıda, e, yukarıdaki koordinat sisteminde o a B, C, dikdörtgensel bölge ve d doğrusunun denklemi 3 y eşittir x'tir. A 15,0 olduğuna göre çevre OABC dikdörtgeni kaç birimdir diye soruyor. Gerçi A'nın değeri burada. Eğer 15 ise bakın burada x yerine 15 vereceğim. Y'deki yerini bulacağız gençler. Çünkü B noktası dikkat edersek D doğrusunun üzerinde. Hadi 3Y eşittir x doğrusunda. X yerine 15 yazarsam 3Y eşittir 15. Buradan Y'nin değeri 5 olur. Demek ki gençler x 15 iken Y yani buradaki C noktamız 5 olacak. O halde kenar uzunluğuna baktığımız zaman burası 5 birim. Burası 15 birim çevreyi bulmak için gençler kısa kenarı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. 5 artı 15'ten çevre eşittir. 2 çarpı 20. Buradan gördüğünüz gibi çevre 40 olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 4y eşittir. 6x artı 12n eksi 60 doğrusunun grafiği orijinden geçtiğine göre n kaçtır? Gençler işte orijin dediğimiz biliyorsunuz 0,0'dı. Bir doğrunun gençler bir noktanın bir doğru üzerinden geçmesi demek. Ve o değerleri yerine yazdığımız zaman eşitliği sağlaması demektir. O halde bize verilen denklemde bakın 4y eşittir 6x artı 12n eksi 60'da x ve y yerine gençler. Bakın bu x, bu da y'ydi. Yani orijin değerlerini yerine yazarsam 4 çarpı 0 eşittir. 6 çarpı 0 artı 12 ne? Eksi 60 oldu. Ve 4 kere 0, 0 eşittir. 0 artı 12 ne? Eksi 60 Eksi 60'ı diğer tarafa gönderirsem 60 eşittir 12 ne? olur. Buradan gençler neyi bulabilmek için 60'ı 12'ye bölersem gördüğünüz gibi N değeri gençler 5 olur diyoruz. N buradan 5 olur diyelim. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda verilen D doğrusunun denklemi Y eşittir 3x olduğuna göre N kaçtır? Gençler D doğrusunun üzerindeki bakın bu noktanın koordinatı N virgül 3'tür. Yani x'i gençler N iken y'si 3. O halde bize verilen doğru denkleminde evet, x gördüğümüz yere n y gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. O halde 3 eşittir. 3 n oldu. Gördüğünüz gibi buradan da n'nin değeri 1 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtına. Evet n'nin değeri 1 olur diyelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, dördüncü sorumuza y eşittir 4x ve x eşittir 1 doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı istiyor. Arkadaşlar şöyle x ve y değeri için değerlerimizi verelim. E eşittir 4 x gençler. Şöyle yazayım. X yerine 0 yazarsam y eşittir 4 çarpı 0'dan y'nin değeri 0'dır. Bakın 0 0'dan geçiyor. X yerine 1 yazarsam y eşittir 4 çarpı 1'den y'nin değeri 4 oldu. O halde şöyle koordinat düzlemini çizelim. Evet bu x eksenimiz. Bu y eksenim. Arkadaşlar x sıfırken y sıfırdan. x birken y dörtten geçiyor gençler. Burası bir. Burası dört. Yani bu iki noktadan geçiyoruz. Evet öncelikle şöyle ilk doğrumuzu buradan çizelim. Buradan geçiyor. Evet bu bizim sevgili gençler. Y eşittir 4x doğrumuz. Bir de x eşittir 1 doğrusunu istedi. Bunu da şöyle farklı bir kalemle çizelim. x eşittir 1 doğrusu. Yani x'in 1 olduğu yerden buradan biraz daha sağa Evet bu şekilde geçiyor. Evet bu da x eşittir 1 doğrusu. Bizden gençler x ekseni ile arasında kalan bölge. Yani şuradaki bölgenin alanı istiyor. Burası gençler 1 bir birim. Çektiğimiz 4 birim. O halde alan 1 çarpı 4 bölü 2'den 4 bölü 2 2 birim kare olur. Buradaki alan diyoruz. Ve 2 birim kare buradaki sorumuzun yanıtı olur deriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.